Çorba için haşlanan sebzeler blenderla eziliyor. Kanka çok sulu oldu. Çok uzun attım. Kıvamını beğenmeyen gelinimiz çorbayı yeniden blenderdan geçiriyor. Tamam bırak onu. Şekeri koy. Onu bırak şekeri koy. Şeker sıcak olabilir. Önemli değil. Şimdi neye geçiyorum? Ciğerimiz tamam. Biberlerimizi tamam. Şey yapıyoruz. Kaşar rendeliyoruz. Kaşar nerede? Biberleri soy. Kaşarlar nerede? Burada. İşte burada. Gelinimiz çıtır biber kızartması için kaşar rendelerken kayınvalidemiz yemekleri kontrol ediyor. Biberler nerede? Orada. Közlenen kapya biberlerin içi doldurulmadan önce güzelce temizleniyor. Sebze çorbamız da tamam. Pilavımız tamam. Közlenmiş kapya biberler temizlendikten sonra rendelenmiş kaşar peynirle dolduruluyor. Zeytinyağında kavrulan rendelenmiş havuçlar sarımsaklı yoğurtla karıştırılıyor. Hanımlar kalan süreniz tam 28 dakika. Gamze tatlıyı çıkar. Çullama yapıyoruz. Tatlı oldu mu? Oldu. Cevizli oklavadan çekme tatlı fırından çıkarken yerini haftanın yemeği çullamaya bırakıyor. Nihayet şerbete geçtin. Ne kadar şeker koydun? 2 bardak koydum. Su nerede? 2 bardak şekere ne kadar su koyacaksın? Allah hayır. Yanlış koydum. Ya bir dur. Karıştırabilir mi bunu? Karıştır. Tatlının şerbetinden sonra çıtır biber kızartmasının yağı da ocağa alınıyor. Anne şerbeti karıştır. Tamam. Kaşığım burada benim. Ben bakıyorum ona. Sen bak şeye. Biraz da bir kavada un koymam lazım. Gelin hanım buraları toparlaman da lazım. Hemen geliyorum. Şunları ocağa atayım kızartmaya. Or burayı toplamaya geçeceğim. İçi kaşar dolu közlenmiş biberler önce una ardından da yumurtaya bulanıyor. Şerbeti karıştır anne. Karıştırıyor. Kaynamadı ki karıştır. Son olarak galeta ununa bulanan içi kaşarlı közlenmiş biberler kızgın yağ bırakılıyor. Evet çabuk. Çıtır biber kızartması. Biber kızartmasında ne var ki? Yağ koyuyorsun, içine atıyorsun, kızartıyorsun, çeviriyorsun. Çıtır biber kızartması. Acaba değişik mi yapacak? Biber almış, tavaya koymuş, kızartmış. Bunda ne var ki? Ne kadar basit bir şey. Nasıl biber kızartacağımı? Charleston falan mı, öbüründen mi? Çok basit yani. Biber kızartması nedir ki yani? Cevizli oklavadan çekme tatlının şerbetini döken gelinimiz yaprak ciğeri kızartmadan önce bulayacağı una kimyon, karabiber ve tuz karıştırıyor. Diğerinki de hazır. Diğerleri buna bulayıp kızartacağım. Hoş geldin anneciğim. Hani çullamanın üzeri kızardıysa şeyini ayarlayacağım. Evet daha olmadı kızarmadı. Bakıyorum ben kızarmadı kızım. Hadi şeyini düşürme anne. Hadi şerbetini de yapmışsın aferin sana hadi kızım. Hadi yani. Şerbet iyi mi olma sence? Çorbanın tadına baktınız mı? Evet çorbaya çorbanın bir bak. Tuzu, eğer tadı çorbaya yerinde. Un kavurmam gerekiyorsa un hayır, kavuracağım. Hayır. Bir daha bir bak. Hayır deme. Bak. Güzel. Meyhane pilavını kontrol ettiniz mi? Eyvah! Pilav yanıyor. Altını açık mı bıraktınız? Altını açık bırakmadım ben. Şeyi alacaktık. Salatanın sosunu daha sonra da yapabilirsin. Onu bırak masaya git artık. O zaman böyle bırakıyorum onu. Hadi git. Koş Gamze koş. Masaya çabuk. Hadi Gamze tamam. Anne oraya git orada orayla ilgilen. İlgileniyorum. Burada bana yapacağın hiçbir şey yok. Tamam. Anneciğim hemen bize haber ver. Tamam. Çift servis mi açacaksın? Tek servis açacağım ama ek servislerim içeride. Onları ayarlayıp getireceğim. Amerikan servislerle birlikte yemek takımları masadaki yerini almaya başlıyor. Takımları İzmir'den mi getirdin? Evet. Yemek takımlarından sonra bardaklar da masadaki yerini alıyor. Anneciğim en çok kimin masa düzenini beğendin? Dünkü Fatoş Hanım'ın düzenini çok beğendim. Güzel miydi? Evet güzeldi. Anneciğim sen de Fatoş Hanım da İzmirlisiniz. Kayınvalidelere göre aranızda işbirliği olabilirmiş. Öyle şey olur mu? Ben onu tanımıyorum ki nereden işbirliği yapalım? Gruplaşma var mı? Yok öyle bir şey yok. İyi başlamıştın Gamze nedense panik oldun. Bilmiyorum ki çok fazla planlamamı da aslında güzel yaptığıma inanıyorum ama bir sıkıntı oldu. Zararın neresinden dönersek ya. Onlar nedir gelin hanım? Hediyeler de aldık. Ne hediyesi? Kendilerine diyeceğim sizden daha güzel hediye bulamadığım için ayna aldım. Keşke bana da alsaydın. Keşke alsaydım. Sofrayı tamamlamaya çalışan gelinimiz suları dolduruyor. Gelin hanım son 8,5 dakika. Tamam. Ekmeği unutma sakın. Ekmeği de böyle koyuyorum. Masa bitti mi? Masam bitti. Hadi mutfağa koş. Ben giyinmeye gidiyorum. Giyinmeye mi?
nasıl olmuş çorba? Tuzsuz. Yarışmacımız çorbanın tuzunu ayarladıktan sonra çullamanın üstüne tavuk suyu döküyor. 5 dakika sonra çıkarıyor. Fırını kapatıyorum. Bitti. Gidiyorum. Çabuk Gamze, çabuk. Hadi git git. Anneciğim, başardınız mı? Başardık, yemeklerimizi yetiştirdik. İnşallah güzel olmuştur. İnşallah kimse mutfağa girmez. Kimse de mutfağa girmez. Ben kimsenin mutfağına girmedim. İnşallah kimse de benim mutfağıma girmesin. Temizlemek için hala zamanı var. Gelebilirse, yetiştirebilirse yetiştirsin. İşte Gamze de geliyor. Oklavadan çekme tatlının üstüne dökeceği cevizleri rondodan geçiren gelinimiz çorbayı kontrol ediyor. Gamze, maskeni takmayı unutma sakın. Bak, kayınvalideler geldi bile. Hadi gidiyoruz. Çıkarttılar bunlar. Sizden canavar olmaz ya. İnşallah vicdanınız rahattır. Benim vicdanım çok rahat. Seninki rahatsa. Benimle uğraşamayacaksın. Bunu kafana koy. Böreğin de altı yok hocam. Altı mı yok? Bir de sularımız yarım doldurmuş herhalde. Sular falan mı kesildi yarım? Yanmış gibi sanki ya, pilav. Kayınvalidem ocakların altını yanlışlıkla açmış. Aa, siz ne yaptınız Sevda Hanım? Güveç de yanmış. Her gelen tabakta bir sorun çıkıyor ama. Keşke bunu bunun içine koymasaydın. Senin kayınvaliden benim gelinimkileri beğenmedi ama kusura bakmayın, sizinkilerin de kalır yanı yok yani. Tat falan, lezzet. Hiçbir şey yok. Hepsi fiyasko. Merhaba canım. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasıl hoş geçti bulduk, gününüz? Teşekkürler. İyi geçti çok şükür. Yetiştirebildiniz mi? Yetiştirdik. Yetiştirdik. Gelin Hanım, nasıl geçti bugün gününüz? Yetiştirebildiniz mi? Günümüz yorucu geçti. Evet, yetiştirdim. Aa, yetiştirdin mi? Yetiştirdim. Bravo. Teşekkür ederim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Zuhal Hanım. Hoş bulduk. Nasıl, her şey yolunda mı? Yetiştirdin mi? Yetiştirdim. Duydum, yetiştirmişsin. Güzel. Evet. İnşallah lezzetleri de güzeldir. İnşallah. Bu tabakların İzmir'den mi? İzmir'den getirdim. İzmir'den geldi. Elimize taşımış. Pek de cicişmiş. Hadi bakalım, verelim o zaman. Çorbayla başlayalım servisimize. Tamam. Ufak bir hediye de getirdim. Aa, ne güzel. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Niye zahmet ettin herkese? He? Herkese, açsanız, evet. Açsanız hanımlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Umarım bizi hatırlarsınız. Güzel günlerde kullanmanızı dileyelim. Peki, çorbaya da başlayalım. Tamam, tamam. Ne çorbasıyla başlayalım? Sebze çorbamız var. Sebze çorbamız aynı var. Aynen, söyle bana. Aa, aynı mı? Tamam. Ay, çok güzel. Tam içime yaradı ya. Bakayım herkes. Fatoş Hanım, temsizlik hediye. Evet, tam benlik diyorum ki çok, evet, ihtiyacım vardı gerçekten diyorum. Valla yani teşekkür ederim. Sizden güzel hediye bulamadım demek teşekkür istedim. Teşekkür ederim. Aa, manası var hediyenin. Anlamı var. Siz evet. Açtınız Esra Hanım. Açtım ben, baktım. Ha, öyle mi? Evet. Teşekkür ederiz canım. Çok incesi. Hatıra Gamze'den bize. Gelin bize hediyeler verdi. Hoş bir davranıştı. Kibar buldum. Aynaydı. Hani hediyenin büyük küçüğü olmaz. O da onun bir inceliği. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.